Merhaba arkadaşlar. Bugün profil demirlerden, dağda, bayırda, engebeli yollarda her yerde kullanabileceğimiz bir kaykay yapacağız. Önce profil demirleri kaykay olabilecek ölçülerde kestim. Ve bu profil parçalarını masada birleştiriyorum. Birleştirme işlemi bittikten sonra masanın üzerinde bütün profilleri teker teker kaynatıyorum. Yaptığım bu kaynakların çok sağlam olması gerekiyor. 4 tane küçük şişme lastik kullanacağım. Bu şişme lastiklerin jantlarını bir arada tutabilmek için demir su borusu kullanıyorum. Kurdalıktan aldığım su borusunu iki eşit parçada kesiyorum. Bu su borusuna takacağım tekerleklerin içerisine uygun bir şekilde iki tane mil kaynatıyorum. Milleri kaynattıktan sonra tekerleklere takarak kontrol ediyorum. 45 derece açıyla iki tane tij kesiyorum. Tijlerin yönü kaykayın dış tarafına bakacak şekilde iki ucuna da kaynatıyorum. Kaynatmış olduğum tijlerin ucuna iki tane solun taktım. Bu solunlara tekerler için hazırlamış olduğum milleri kaynatacağım. Bu tijlerin sayesinde kaykayın üzerine çıkıp sağa sola kaykayı yatırdığımızda kaykayın tekerleklerine yön verecek. İki milin de ölçülerini alıp sırayla milleri solunlara kaynatıyorum. Tijleri çapak fırlamasın diye pulta attıktan sonra solunları tijden çıkartıp ayrı bir yerden millere daha güzel bir şekilde kaynaklıyorum. Kaynaklama işlemi bittikten sonra Tekerleklerin denge noktasında durabilmesi için üzerli yaylar sabitleyeceğim. Bunun için iki tane profil parçasını kesip profil parçasının ortasına da biraz kesik atıyorum. Buraya tiji kaynatacağım. Yaylar için de iki tane inşaat demirini keserek bu profil demirin uçlarına kaynatıyorum. Bu demirler yaylara kılavuzluk edecek. Daha sonra hazırlamış olduğum bu profili kaykayın üzerindeki sabit bulunan tije kaynatıyorum. Burada t sabit olduğu için profil de sabit olacak. Tekerleklere bağlı olan mil, tijin üzerindeki hareketli olan soluna kaynatıldığı için tekerlekler yukarı aşağıya hareket edecek. Sabit olan profilin üzerindeki yaylarsa yön verdikten sonra düz giderken kaykayı dengede tutacak. Kaykayın iki tarafına da aynı şekilde hazırlamış olduğum yayları ve profilleri kaynatıyorum. Dengesini ve hareketlerini kontrol ettiğimde gayet güzel gözüküyor. Taş motoruyla kaykayın üzerindeki çapakları temizledikten sonra üzerinde biraz sulta kesiyorum. Bu sultayı kaykayın üzerine sabitliyorum. Sabitlerken akıllı cevada kullanıyorum. Artık kaykayı tamamladım. Önce güzel bir şekilde boyayıp boyama işlemi bittikten sonra test edeceğim. Yapmış olduğum bu kaykayın hem basit hem de gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Önce bir sallanma testi yapıyorum. Gayet güzel gözüküyor. Sercan düz yolda değil yine dağda tepede bunu test etmeye kalkıyor. Ama gayet başarılı. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.